Ahmet Kekeç, AK Parti'deki FETÖ'cüler. CHP'li kardeşlerimiz devlette başlatılan temizlik hareketinin ne zaman AK Parti'ye uzanacağını soruyor. Haklı bir soru. Önce kısa bir bilgilendirme yapmamız gerekiyor. Doğrudan FETÖ ile irtibatla hatta adlı adınca FETÖ'cü diyebileceğimiz partililer aralarında milletvekilleri de bulunuyordu. 17-25 girişiminden sonra parti ile ilişkilerini kestiler. Bir kısmı ihraç edildi. İl ve ilçe teşkilatlarında sızıntılar var mı? Kaldıysa onlar hakkında ne gibi bir işlem yapılıyor? Bunun cevabını pek yakında öğreneceğiz. Fakat asıl sızma girişimi 2011 seçimi öncesine rastlıyor. Bir rivayete göre 150 kişilik bir listede yatılmış dönemin AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a. Erdoğan'ın red cevabı liberal ve demokrat çevrelerde burukluklara yol açmış. FETÖ'cülerin refüze edilmesi neden bu çevrelerde burukluklara yol açıyor hala anlaşılabilmiş değil. Demek ki FETÖ başlangıçta AK Parti'yi içeriden ele geçirmeyi planlamış. Başaramayınca işi perde arkası mücadeleye dökmüş. Demek ki söz konusu liste kabul görseydi, belki de yargı darbesi girişimine ve 15 Temmuz'a gerek kalmayacaktı. Partideki tuzluklar eliyle özlenen darbe şartları oluşturulacaktı. Erdoğan'ın rikkati sayesinde büyük sızıntının önüne geçildi ama yine de bazı tuzluklar sayıları üçü beşi geçmez mecliste yer bulabildi. Onlar da FETÖ kontenjanından değil Erdoğan kontenjanından ve tabassutla seçildiler. Efendiliğiyle nam salmış Hakan Şükür mesela. Eski bir futbolcu olan Cumhurbaşkanımızın özel isteğiyle meclise girdi. Kendisinden çok şey bekleniyordu. Geleceğin spor bakanı gözüyle bakılıyordu ama o TRT'den gelecek telife tamah etti. Fırsatını bulunca da Erdoğan'ı ve ülkesini sattı. Bu durum diğer tuzluklar için de geçerlidir. CHP'li kardeşlerimizin sorusuna gelince. Başbakan Binali Yıldırım gerekli açıklamayı yaptı. Özetle bu partide FETÖ'cüler barınamaz dedi. Ben Yıldırım'ın bu partide FETÖ'cüler barınamaz ifadesini başka türlü okudum. İlk bakışta biz buna müsaade etmeyiz demiş olabileceğini düşünüyorsunuz. Evet aynı zamanda bunu demiş oldu. Çünkü özellikle bu saatten sonra buna müsaade edecek hele FETÖ'cülerin varlığını hoşgörüyle karşılayacak bir irade değil AK Parti'de Türkiye'de bile yaşama şansı bulamaz. Ama dediğim gibi Yıldırım'ın açıklamasını başka türlü okumak lazım. FETÖ'cüler AK Parti'de barınamazlar. Barınmak istemedikleri için barınamazlar. Daha düne kadar suçlanan mürteci damgası yiyen laikçi darbelerin gerekçesi olarak gösterilen bir kimliğin müntesibi görünmemek için barınmazlar. Farklı kimliklerle sokulmak isterler partiye. Kemalist, liberal, solcu kimliği kimliğiyle. Çünkü milli görüşten neşet etmiş AK Parti fikriyatını öncelikli tehdit sayarlar ve mesafe koyarlar. Nitekim 28 Şubat sürecinde böyle yapmışlardır. Hep din dışı alanlarda görünmüşlerdir. Ordudaki tasfiyelerden de böyle yaparak kurtulmuşlardır. FETÖ'cülerin alameti farikası ruhsatla kimlik değiştirmeleridir. CHP'li kardeşlerimizin farklı bir merak geliştirmeleri gerekiyor. Mesela devlette başlatılan temizlik hareketi ne zaman CHP'ye uzanacak diye sormaları, Deniz Baykal'a kurulan kaset komplosunu merak edebilirler. Mahmut Tanal, Enis Berberoğlu ve Eren Erdem adlı milletvekillerinin faaliyetlerine bakabilirler. FETÖ'nün avukatlığını üstlenmiş bazı belediye başkanlarına ve Halk TV'deki faaliyetler kalemine de baksınlar. Son dört seçimi FETÖ'nün temin ettiği kirli malzemeleri tüketerek geçiren ve yeni hiçbir şey söylemeyen genel başkanlarının bazı tutumlarını teşrih masasına yatırabilirler. Sebabına bir tüyo vereyim. CHP'deki FETÖ'cü sayısı AK Parti'de vehmetliklerinin en az 10 katıdır. Biraz da buradan yürüsünler. Ahmet Kekeç Star